Bismillahirrahmanirrahim. İkinci mebhas. Şu mebhas, bana daimi hizmet edenlerin, ahlakımda gördükleri acip ihtilaftan gelen hayretlerine karşı, hem iki talebemin benim hakkımda haddimden fazla hüsnü zanlarını tadil etmek için yazılmıştır. Ben görüyorum ki, Kur'an-ı Hakîm'in hakaikına ait bazı kemalat, o hakaika dellallık eden vasıtalara veriliyor. Şu ise yanlıştır. Çünkü mehazin kutsiyeti çok bürhanlar kuvvetinde tesirat gösteriyor. Onun ile ahkamı umuma kabul ettiriyor. Ne vakit dellal ve vekil gölge etse, yani onlara teveccüh edilse, mehazdaki kutsiyetin tesiri kaybolur. Bu sır içindir ki, bana karşı haddimden çok fazla teveccüh gösteren kardeşlerime bir hakikati beyan edeceğim, şöyle ki, bir insanın müteaddit şahsiyeti olabilir. O şahsiyetler ayrı ayrı ahlakı gösteriyorlar. Mesela, büyük bir memurun memuriyet makamında bulunduğu vakit bir şahsiyeti vardır ki, vakar iktiza ediyor, makamın izzetini muhafaza edecek etvar istiyor. Mesela, her ziyaretçi için tevazu göstermek tezellüldür. Makamı tenzildir. Fakat kendi hanesindeki şahsiyeti o makamın aksiyle bazı ahlakı istiyor ki ne kadar tevazu etse iyidir. Az bir vakar gösterse tekebbür olur. Ve hakeza. Demek bir insanın vazifesi itibariyle bir şahsiyeti bulunur ki hakiki şahsiyeti ile çok noktalarda muhalif düşer. Eğer o vazife sahibi o vazifeye hakiki layıksa ve tam müstahid ise o iki şahsiyeti birbirine yakın olur. Eğer müstahid değilse, mesela bir nefer bir müşir makamında oturtulsa, o iki şahsiyet birbirinden uzak düşer. O neferin şahsi, adi, küçük hasletleri, o makamın iktiza ettiği âli, yüksek ahlak ile kabili telif olamıyor. İşte bu biçare kardeşinizde üç şahsiyet var. Birbirinden çok uzak. Hem de pek çok uzaktırlar. Birincisi, Kur'an-ı Hakîm'in hazine-i âlisinin dellalı cihetindeki muvakkat, sırf Kur'an'a ait bir şahsiyetim var. O dellallığın iktiza ettiği pek yüksek ahlak var ki, o ahlak benim değil. Ben sahip değilim. Belki o makamın ve vazifenin iktiza ettiği seciyelerdir. Bende bu neviden ne görseniz benim değil, onunla bana bakmayınız, o makamındır. İkinci şahsiyet, ubudiyet vaktinde dergâh-ı ilahiyeye müteveccih olduğum vakit, Cenâb-ı Hakk'ın ihsanı ile bir şahsiyet veriliyor ki, o şahsiyet bazı asarı gösteriyor. O asar, manayı ubudiyetin esası olan kusurunu bilmek, fakr ve aczini anlamak, tezellül ile dergâh-ı ilahiyeye iltica etmek noktalarından geliyor ki, o şahsiyetle kendimi herkesten ziyade bedbaht, aciz, fakir ve kusurlu görüyorum. Bütün dünya beni methü sena etse, beni inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemalim. Üçüncüsü, hakiki şahsiyetim, yani eski Said'in bozması bir şahsiyetim var ki, o da eski Said'den irsiyet kalma bazı damarlardır. Bazen riyaya, hubbu caha bir arzu bulunuyor. Hem asil bir hanedandan olmadığımdan, hisset derecesinde bir iktisad ile düşkün ve pest ahlaklar görünüyor. Ey kardeşler, sizi bütün kaçırmamak için, bu şahsiyetimin gizli çok fenalıklarını ve suyu hallerini söylemeyeceğim. İşte kardeşlerim, ben müstahid ve makam sahibi olmadığım için şu şahsiyetim dellallık ve ubudiyet vazifelerindeki ahlaktan ve asardan çok uzaktır. Hem dâd-ı hak rakabiliyet şart nist kaidesince Cenâb-ı Hak merhametkârane kudretini benim hakkımda böyle göstermiş ki en edna bir nefer gibi bu şahsiyetimi en âlâ bir makam-ı müşiriyet hükmünde olan hizmet-i esrar-ı Kur'aniye'de istihdam ediyor. Yüz binler şükür olsun. Nefis cümleden süfli, vazife cümleden âlâ. Elhamdülillahi hâzâ min fazli Rabbi.